Merhaba arkadaşlar. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda ne yapmıştık? Backend ve frontend tarafında kayıtla ilgili işlemler yapmıştık. Bugün de login girişle ilgili işlemler yapacağız. Benzer işlemler olacağı için birazcık kopyala yapıştır yapabiliriz gibi. Şimdi öncelikle out route'a geliyorum. Hemen şu üst kodu kopyalayıp ne yapacağız bu kez? Login yapacağız. O nedenle şurada login şeklinde düzenleyelim route'umuzu. Burada da out controller'da login şeklinde birazdan ilgili fonksiyonu oluşturacağız. Kaydedelim burayı. Out controller'a geliyorum hemen. Şurada yukarıda kayıt fonksiyonumuz gibi aynı şekilde login fonksiyonumuzu oluşturacağız. Hemen login diyorum ve unutmadan ne yapıyoruz? Login'i başka dosyalarda kullanmak için export etmeyi unutmuyoruz. Bu arada unutmayacağımız bir şey de backend ve frontend'i de çalıştırmayı unutmayalım. Şurada rahattan dolayı hata veriyor ama o birazdan düzelecek. npm run startla backend'i, npm run dev ile frontend çalıştırmayı unutmuyoruz. Çünkü ben unutuyorum arada. Şimdi ne dedik? Login dedik değil mi? Hemen try catch bloğumuzu açalım. Öncelikle ne yapacağız? Projemizde login sayfasına gittiğimiz zaman burada email ve password alıyorduk değil mi? Şimdi gelelim yukarıda yapmışızdır bunu. Yukarıda e-mail'i kullanmışız. Geliyorum burada. Hemen e-mail ve password'ümüzü alalım bir body'den. Sonrasında kullanıcımızı çekelim. Aynen şurada yaptığımız gibi. Burada e-mail'in olup olmadığını kontrol ediyoruz. Aynı şey yapacağız aslında. Burada da kullanıcıyı çekeceğiz. Yine e-mail bilgisinden faydalanarak. Buna o nedenle user diyorum. Peki bunu neden yapıyoruz kullanıcı işleminde? Bunu şu şekilde hemen yorum yazalım. Yukarıda yorum yazmamışız ama şöyle check user if exist diyorum buraya. Eğer kullanıcı yoksa, yani kullanıcı bir kayıt olmak için bir e-mail girdi ama yanlış bir e-mail girdiğini düşünelim. Ne yapacağız bu durumda? Açalım süslü parantezlerimizi. Yine yukarıdakine benzer şöyle bir cevap dönebiliriz. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Burada kullanıcının olup olmadığı için not found statüsü vermek daha iyi olur. O nedenle burada status 404 yazıyorum. Şuradaki hata mesajımızı da şu şekilde düzenleyelim. Ne diyelim? User not found diyelim buraya. Tamam. Eğer yanlış e-mail girilmişse bu şekilde hatayı döneceğiz. İkinci durumda ne yapmamız gerek? Password'un doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz değil mi? Yazalım şuraya check if password correct şeklinde yazdık yorumumuzu. Hemen burada yapacağımız işlem ne? Şöyle bir değişken oluşturuyorum. Const is valid password şeklinde. Ne yapacak bu password'umuz? Asinkron bir işlem olduğu için evet yazıyorum başına. Bcrypt sayesinde Bcrypt tarafından oluşturulmuş e-mail'in doğru olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ne yapacağız burada? Kullanıcı password'u ile girilen password birbiriyle eşleşiyor mu? Ona bakacağız değil mi? Ne sayesinde bakacağız? Biz password'umuzu ne ile oluşturmuştuk? Bcrypt ile oluşturmuştuk değil mi? Hatta kayıt işlemine baktığımız zaman hatta modelimizi açalım. Orada tekrar hatırlayalım isterseniz. Neredeydi modelimiz? Şurada user.js'i alıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi password'u oluşturuyoruz burada. Şimdi geliyorum, evet diyorum. Tabii yine buradaki gibi Bcrypt'i import etmemiz lazım. Hemen geliyorum, kopyaladım şurada. Yukarıya dediğim gibi boş bol bol kopyala yapıştırmacılık yapıyoruz. Bcrypt'i aldık. Evet dediğim bcrypt.compare metodunu kullanıyorum. Geliyorum, diyorum ki arkadaşım password'ümle şurada user.password'u birbiriyle karşılaştır diyorum. Aslında burada Bcrypt'in perde arkasında yaptığı işlem şifreyi çözmek değil. Aynı şekilde hashleyip sanırım birbiriyle o şekilde kontrol ediyor. Çünkü şurada yaptığımız, burada modelde yaptığımız hash işlemi tek taraflı bir işlem çünkü. Bu şekilde girilen password'a kullanıcı password'unu eşitlemiş olduk. Eğer eşitse bize true bir ifade dönecek. Eğer eşit değilse hemen if not is valid password durumuysa ne yapacağız? Yine yukarıdaki gibi bir hata mesajı döndüreceğiz. Kopyalıyorum bunu. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Bu kez 401 kodunu kullanıyoruz. Mesajımız ise ne yazalım? Your password is not true şeklinde yazalım. Eğer bunu da açtıysak ne yapacağız?
cevabımızı döneceğiz değil mi? Hemen return diyorum. Res.status 200 olacak. Sonrasında JSON şeklinde göndereceğiz. Burada bir mesaj da gönderelim olmadı. Message diyorum. User logged in successfully yazdıralım ve sonrasında da user'ımızı gönderelim. Tabii user'ımızı bu şekilde göndermeyeceğiz değil mi? Hemen şunu, şu mesajı yazdırdık. Sonrasında da user'ımızı gönderelim. Hata durumunda ne yapalım? Hata durumunda şu hata bize yeter. Şuradakini kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Error at login diyorum ve internal server error hatasını gönderiyorum. Kaydedelim. Şöyle bir kontrol edeyim. Bir yerde bir yanlışlık yapmış mıyız? Tamam, her şey doğru görünüyor. Şimdi deneyelim bunu. Şurada Thunder Client'ı açıyorum. Collections'a geldim. Register User demişiz buna. Hemen şunu duplicate diyorum. Şunu da rename diyorum. Burayı login user diye güncelleyelim. Enter dedik. Şurada detayına bakalım. Burada out register değil de out login'e girecek. Peki hangi kullanıcılarımız var bizim gerçekten? Veri tabanına bakıyorum. Tester 1, tester 2, tester 3 varmış. tester3@email.com. Şurada kullanıcı adını sileceğiz. Çünkü biz yalnızca email ve password'de giriş yapacağız. Password'umuz buydu zaten. Send diyorum. Internal server error hatasını aldım. Neden aldım? Tabii JSON yazarsak alırız değil mi? Muhtemelen siz bunu görmüşsünüzdür zaten. Şurası JSON olacak. Kaydediyorum. Geldik login user'a. Tekrar gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? Başarılı bir şekilde giriş yapmış olduk. Yalnız biz ne yapıyorduk şurada? Şurada password'u göndermiyorduk değil mi? Hemen onun için ne yapmıştık? Geçen hafta hatırlıyorum öyle bir şey yaptığımızı. Geliyorum. Undefined yapmıştık şuradaki password'umuzu. Hemen göndermeden önce aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bakın geldik. Şurada göndermeden önce diyelim ki new user değil tabii ki. User olacak. User.password undefined olsun. Kaydedelim tekrar. Geldik. Buraya değil, Thunder Client'a gidecek tekrar. Login user'ımızı tekrar send diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcıyı ne yapmış oldum? Başarılı bir şekilde almış oldum. Ve aynı zamanda password bilgimizi de çıkarmış olduk. Tabii biz bunu ne yapmak isteriz? Buradaki login sayfamızdan yapmak isteriz değil mi? Bunun için de aynen geçen hafta da yaptığımız gibi ilgili action'ı ve view dosyasını güncelleyeceğiz. Hemen kapatıyorum şunları. Şuradaki her şeyi bir kapatalım. Geldik dosyalar kısmına. Backend'i kapatalım şimdilik. Frontend tarafında login view'i alayım. Sonucuma register view'i sen de gel. Senle kopyala yapıştır yaparız. Ve aynı zamanda şu out store'umuzu da alalım. Store'da ne yapmıştık? Register ile ilgili action yazmıştık. Hemen bu action'a bakın olduğu gibi kopyalıyorum. Ctrl-V şeklinde yapıştırdım. Register değil. Login olsun. New user data demeyelim. Şöyle user data diyebiliriz aldığımız parametreye. Şuradaki console logo silelim. Hatta şuradaki console logo da silelim. Gerek yok ona. Ne yapacağız bu kez? Yine post listeye atacağız. New user data değil de user data'yı kullanacağız. Atacağımız adres register'a değil de login'e gidecek. Error at getting user yazmışız. Error at login user diye düzenleyelim şurada. Burada şunu da yapalım isterseniz. Şimdi bizim user'ımız null konumundaydı dikkat ederseniz. Ancak ne olacak? Giriş yaptıktan sonra giriş yapan kullanıcı tarafından bu user bilgisinin güncellenmesini isteriz değil mi? Yani o kullanıcımız olmasını isteriz. Tamamdır. Bunu da bu şekilde kaydediyoruz. Sonra login view'e gelelim. Burada ilgili ne yapacağız? İlgili store ve action alacağız değil mi? Hemen register view'ü de yapmıştık onu. Geliyorum. Map actions ve use all store bir import edelim önce. Sonrasında yine burada yaptığımız gibi map actions alalım. Methods'da kullanacağız çünkü geldik. Methods'da map actions aldık. Burada tabi biz hangi action'ı kullanacağız? Login'i kullanacağız. Hemen bakın yine register view'den şunun aynısını kopyalıyorum. Ctrl C dedim. Submit form fonksiyon ismimiz de aynı olduğu için aynısını kopyaladım. This nokta register değil, this nokta login. Yine submit fonksiyonumuz asynchron bir fonksiyon.
registration successful değil de şuraya login successful ve login failed yazdıracağız. Burada hemen aklınıza şu gelebilir. Aynısı kayıt işlemi için de geçerli. Burada ne yapacağız aslında? Kayıt, örneğin kayıttan sonra biz şöyle anlatayım daha iyi olacak. Kayıt işlemi bittikten sonra login sayfasına yönlendireceğiz. Login sayfası da bittikten sonra kullanıcının kendine özel olan dashboard sayfasına yönlendireceğiz. Hatta hata aldığımızda formlarımızda hataları da göstereceğiz. Burada yaptığımız yalnızca şey aslında backend tarafı doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu diye onu test ediyoruz. Geldik konumuza. Başka bir şey kaldı mı login view'de? Eksiğimiz kaldı mı? Tamam. Bu şekilde gibi görünüyor. Kaydediyorum. Geliyorum login'e. Hemen şurada mesajları görmek için konsollarımızı da açalım. Ne kullanmıştık? Tester. 2@gmail.com var mıydı? Bakıyorum. Tester 1. Tester2@email.com varmış. Bunların password'unu zaten hepsini aynı yazdığım için direkt yazabilirim. Geldim. Tester2@email.com. Password'umuz pass1234'tü. Login dedim. Görmüş olduğunuz gibi response'u başarılı bir şekilde yazdırdım. Şuradaki Outstore'daki response'u. Şurada data'ya dikkat ederseniz data'nın içerisinde de user var. Sonradan ne yapacağız? Buradaki response'u bu şekilde konsolda yazdırmayacağız tabii ki. Yukarıdaki de aynı şekilde. Login olduktan sonra buradaki kullanıcı ne işte olacak? Hatta onu şimdi yazabiliriz. Orada response'u görürseniz this nokta user ne işte olacak? Hemen bakalım. Response'un içerisinde data var bakın. Data'nın içerisinde de şurada kullanıcı bilgileri var. Response nokta data nokta user'a eşit olacak kullanıcımız. Şuradaki konsol dursun sonradan bize lazım olabilir. Kaydediyorum. Şurada aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi login successful var. Bunu nereden alıyoruz? Login view tarafından alıyoruz. Kayıt işlemini de tamamlamış olduk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.